Seçim gününden herkese merhaba. Altılı Masa'nın dünkü toplantısını ve toplantı sonrasında açıklanan metni konuşacağız. İbrahim Uslu'yla. İbrahim Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi dün toplantı oldu, merakla bekliyorduk. Sonrasında da bir metin açıklandı. Metnin detaylarına gireceğiz ama girmeden önce şununla başlayalım. Siz de görmüşsünüzdür, toplantı metni açıklandıktan sonra metni beğenenler ve sert bir şekilde eleştirenler oldu. Daha fare doğurdu diyenler, işte bugüne kadar seçimi kazanmak için hiçbir şey yapmamışlar, o ortaya çıktı diyenler vesaire. Siz nasıl buldunuz? Beklentilerinizi karşıladı mı? Genel değerlendirmenizle başlayalım. Karşıladı. Ben hani bu hayal kırıklığına uğrayanlar ne bekliyorlardı falan onu anlamakta zorlanıyorum. Çünkü masa toplandığı ilk günden bu tarafa masa dediğini yaptı aslında. Yani bize söyleyip de yapmadığı, söylemediği halde yapmaya çalıştığı bir şey olmadı. Orada bir iç tutarlığa sahipler. Bu bir strateji belirlediler başından itibaren. Biz iş sırası yaptılar. O iş sırasına göre önce parlamenter sistem metni çıkacaktı. Arkasından anayasa metni çıkacaktı. Arkasından yasal reformlar metni çıkacaktı. Arkasından ortak hükümet programı, yol haritası dedikleri yani o seçimle işte anayasal sistemin değişeceği zamana kadar geçen sürede nasıl yönetilecek? Kısaca şey yani özeti bu. Yol haritası. Arkasından da Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız ve zaten seçim süreci başlamış olacak demişlerdi. Tam da bunu yaptılar. Şimdi hatta dün akşam normal şartlar altında bu ortak hükümet programıyla ilgili işte nihai metni onaylayıp bunun açıklanacağı tarihi duyuracaklardı. Masa biraz hızlı davrandı. Çünkü bu seçimin öne alınması, takvimin sıkışması olasılığını bence nazarı dikkate aldılar. O yüzden de bu geriye kalan son iki metin yani ortak hükümet programıyla yol haritası metnini aynı gün açıklamaya karar verdiler. Birinci önemli gelişme bu. Dolayısıyla iki metni aynı anda biz göreceğiz. 30 Ocak'ta yani bundan 3 hafta sonra bu iki metin açıklanacak. İkinci yenilik ve sürecin hızlandığını gördüğümüz şey nokta Cumhurbaşkanı adaylığı. Aslında o metinler açıklandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı ile ilgili müzakereler başlayacaktı. Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili müzakereler başlayacaktı. Onu da öne çektiler ve o an itibariyle başlatmış bulunuyoruz dediler. Yani dün gece itibariyle artık liderler kendi aralarında birerli, ikişerli falan onu bilmiyoruz. Artık kendi takdir edecekleri yöntemlerle bu Cumhurbaşkanlığı ile ilgili müzakerelere başlıyorlar. İstişareler kavramını kullanmışlar ama bunun adı müzakere. Ve benim dün akşam bir televizyon yayınında söylemiştim. Benim beklentim 30 Ocak'ta o iki metinle birlikte ortak Cumhurbaşkanı adayının duyurusu da yapılabilir. Niye? Çünkü bugünden baktığınızda 3 haftadan uzun bir süre var ve bu müzakereler o 3 hafta içerisinde bitecek olursa bir de ayın 26'sında bir daha liderler toplantısı olacak. Onu öne çektiler. 20 gün sonra bir daha toplanıyorlar. Dolayısıyla yeterince müzakere yapılır ve bir uzlaşı olursa ayın 26'sında ortak Cumhurbaşkanı adayının konuşulduğunu, isminin belirlendiğini 30 Ocak'ta bunun açıklanacağını da duyabiliriz. Bu diğer önemli gelişme. Bunlar kadar çok daha önemli bir gelişme de milletvekili seçimiyle ilgili ve ittifakla ilgili. İttifak kavramını dün yine kullanmadılar ama biliyorsunuz ta başından itibaren bu altılı masa toplantısı başladığından itibaren yani siz ittifak mısınız falan diye sorulduğunda partiler diyorlardı ki hayır biz ittifak değiliz. İttifakı seçimde konuşacağız. Ama biz şimdi ortak bazı amaçlar için işte bu parlamenter sisteme geri dönüş başta olmak üzere bir araya geldik ve bir müzakere sürdürüyoruz. Ama ittifakı seçime doğru oturur konuşuruz. Onun acelesi yok diyorlardı. Şimdi dün ittifakı o kadar üst seviyeye getirdiler ki ilk kez liderler bazı seçim çevrelerinde daha doğrusu milletvekili seçiminde ne tür işbirlikleri yapılacağını belirlemek üzere bir komisyon kurdular. Yani şimdi seçim çevreleri için bu komisyonlar oturacaklar. Hangi seçim çevresinde hangi senaryoyla girersek yani
bir partiden üç parti, bir partinin listesinden öbür iki parti, diğer partinin listesinden falan mı yapalım? Altımız tek liste mi olalım? Yoksa altımız ayrı listelerle mi girelim? Falan gibi bunların tek tek senaryoların çalışılacağı bir komisyon kurdular. Şimdi dolayısıyla işbirliği seviyesini en yükseğe çıkardılar. Bu mesela kolay aşılamayacak görünüyordu. Hatta liderler bunu bugüne kadar hiç konuşmadılar bile. Oysa ki dün işte o 360 hedefine ulaşabilmek için dolayısıyla da ittifakı resmen defakto olarak dün akşam ilan etmiş oldular. Şimdi geriye aslında bir tek Cumhurbaşkanı adayının isminin açıklanması kaldı. Onun dışındaki bütün süreçler bitti. Bu ortak metin falan, ortak politikalar metni, daha doğrusu ortak hükümet programı zaten yazıldı ve bitti. O liderlere sunuldu. Liderler dün gece onayladılar. Dolayısıyla onda sadece duyurulması kaldı. Geriye bir iş kalmadı yani. Bu ayın 30'una kadar yazılacak olan sadece şey var. Yol haritası denilen şey. Orada da aslında mutabakatlar sağlandı. Zaten o sağlandığı için liderler artık tarihini duyururlar. Arada bir kriz olsaydı tarih falan duyurmazlardı. Duyurmaları da gerekmiyordu. Benim gördüğüm yapılması gereken bütün iş bitti. Sadece bundan sonra redaksiyon var o metinlerde. Ve ilgili kişiler bunu bir sunum haline getirip biliyorsunuz genel başkan yardımcıları çıkıp sunumları yapıyorlar. Onların o sunumları falan hazırlaması gerekiyor falan. El oyalayan işler kaldı. Yoksa mutabakatlar bitti. Geriye aslında hiçbir şey kalmadı. Cumhurbaşkanlığını konuşmaya başlayın diyorduk. Başladılar. Ayın 26'sında zaten toplanacaklar. Ayın 30'unda da büyük bir toplantı organize ediliyor. Dolayısıyla ben ayın 30'unda o toplantıda Cumhurbaşkanı adayının isminin ilan edilme olasılığını yüksek görüyorum. Yani kimisi yok o kadar sürmez diyor ama şimdi burada gözden kaçan bir şey var. Aslında bu müzakereler şimdiye kadar yapıldı. Hani bizi zaman zaman rahatsız eden niye kamuoyunun önünde tartışıyorlar dediğimiz falan açıklamalar yaptılar Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili. Biz aslında CHP'nin görüşünü biliyoruz Kemal Bey. Değil mi? Belediye başkanları görevlerinde kalsın, biz vatandaşa söz verdik, o illeri AKP'ye teslim edemeyiz vesaire falan gibi açıklamalar yaptı zaten. Biz Kemal Bey'in görüşünü biliyoruz. İyi Parti'nin görüşünü biliyoruz. Meral Hanım birden fazla kez bunu televizyonlarda açıkladı. Demokrat Parti'nin görüşünü biliyoruz. Demokrat Parti görüşünü açıkladı. Saadet Partisi görüşünü açıklar gibi yaptı. Yani tam olarak bizim adayımız falancadır demedi ama Kemal Bey ile ilgili bir sürü yani her işe layıktır. Onun gibi baba yiğit yok aramızda vesaire falan gibi. Onun yaptığını her baba yiğit yapamaz daha doğrusu gibi ifadelerle bu son zamanlarda yine birkaç kez Kemal Bey ile ilgili çok pozitif kanaatler olduğunu zaten İhsas etti açıkça. Geriye DEVA ve Gelecek Partilerinin kanaatini bilmiyoruz. Ama 6 liderin 4'ü zaten kanaatlerini açıkladı. Dolayısıyla hani sıfırdan konuşulacak bir şey yok. Pozisyonlar, herkesin pozisyonu belli. Bu pozisyonlar içerisinde bir ortak izin üzerinde uzlaşacaklar. Ve ayın 30'una bugünden baktığınızda işte daha 22, 23, 24 gün var. Yeterli bir süre. 26'sı için de yine 20 gün var. O da yeterli bir süre. Yani bu müzakerelerin tamamlanması için 20 gün pekala yeterli olabilir. O yüzden de hani bu hayal kırıklığına uğrayanlar dün ne yapmalarını bekliyorlardı? Ben onu merak ediyorum. Yani bakanlar kurulu açıklamaları, bürokratlar atamaları falan filan mı? Daha seçimin tarihini bilmiyoruz yani öte yandan da. Seçim Haziran'da mı, Mayıs'ta mı, Nisan'da mı değil mi? O bile belli değil. Haziran'da olmayacağını artık 3 aşağı 5 yukarı anladık. Çünkü diğer AK Partili şeylerden, yöneticilerden sonra dün Sayın Cumhurbaşkanı da öne çekeceğiz galiba falan gibi bir ifade kullandı. Dolayısıyla Mayıs ayında olması muhtemel senaryo. Nisan olabilir mi? Olabilir. Onun için bu Ocak ayı içerisinde parlamentoyu feshettiğini açıklaması lazım Sayın Cumhurbaşkanı'nın. O zaman ancak Nisan'a yetişiyor. Çünkü 90 gün sonra parlamentoyu feshettim dedikten 90 gün sonra seçim yapılmak zorunda anayasamıza göre. Daha doğrusu seçim kanununa göre, milletvekili seçim kanununa göre. O yüzden de baktığınızda aslında her şey netleşiyor ve masanın koyduğu tarih yani 30 Ocak tarihi dolayısıyla hani parlamentonun ya yeni feshedildiği ya da feshedilmek üzere olduğu bir tarihte olacak. Ben o yüzden hani eleştirenler neyi bekliyorlardı onu merak ediyorum. Çünkü dünkü basın bülteninde seçim beyannamesinin tamamının
yer almayacağı aşikardı. 30 Ocak'ta yapacağız dediler. Yani belli ki büyük bir şovla bu sunulacak ve 20 gün, 24 gün neyse işte hazırlıklar için, etkinliğin hazırlıkları, sunumlar, redaksiyonlar vesaireler için bir şey, süre koydular önlerine. Yani 30 Ocak üstüne üstlük seçim Mayıs'ta olacaksa, hani Mayıs'ı baz alalım, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'ın ortası değil, 3,5 ay önceden hükümet programını açıklamış olacaklar. O tarihte, yani yine seçimden 3,5 ay önce yaklaşık Cumhurbaşkanı adayı belli olmuş olacak. Ve bu arada milletvekilliği seçiminde de işbirliği yapacaklarını ve çeşitli liste, ortak listeler, ortak adaylar vesaireyle falan çeşitli illerde seçime gireceklerini de biliyoruz. Yani duymak istedikleri daha ne vardı yani? Ne yaparlarsa, masa ne yaparsa bu insanlar mutlu olacak. Hakikaten ben anlamakta zorlanıyorum. Benim gördüğüm aslında masanın bizatihi kendisine sempati duyamayan insanlar bunu açıkça söyleyemeyince, çünkü kamuoyunda büyük bir destek var partiler arasında işbirliğine ve bir zorunluluk bu. O zaman masanın yaptıklarını, ettiklerini beğenmeyerek bu şeylerini, aslında bilinçaltlarındaki hoşnutsuzluğu dışa vuruyorlar. Yani eminim ki şimdi listeler açıkla şey ve seçim beyannamesi ortaya çıktığında, aday ortaya çıktığında aynı isimler bu sefer de bula bula bu adayı mı buldunuz? Zaten hükümet Evet. programınız da yanlış. Ekonomi öyle mi yönetilir? Sosyal politika böyle mi olur falan diye orayı da eleştirmeye devam edecekler. O yüzden hani masanın herkesi mutlu etmek gibi bir derdi yok. Sonunda muhalefet seçmeni dediğimiz o %60'ı, %50 artı birini ikna edecek bir şeye, aday profiline ve hükümet programına sahip olarak ortaya çıkarlarsa yeterli olur. Yani hiçbir parti demokrasi tarihinde o seçmenlerin tamamını mutlu edecek bir şey, açıklama ya da eylem ya da aday falan şeyi bulma konusunda böyle performans gösteremiyor. Ben onu dert etmiyorum. Bu benim için önemli olan bir tek şey vardı. Bir, masa planladığı gibi çalışabiliyor. Evet, bugüne kadar planladığı gibi çalıştı. İki, masanın kendi içerisinde çıkan sorunlar masanın bütünlüğünü ve çalışmasını tehlikeye düşürüyor mu? Hayır. Arada tartışmalar oldu ama komisyonlar çalışmaya devam etti. Düzenli toplantılar yapıldı. Bundan önce de öyle olmuştu. Yani tartışmaların en çok olduğu günlerde masa toplandı ve alması gereken kararlar aldı. Şimdi yine benzer bir şey oldu. Bu ikidir. Masa çok tartışıyor, dağılacak falan diyoruz. Masanın bütün rutin çalışmaları devam ediyor. Liderler toplanıyor, kararlarını alıyorlar, topluma duyuruyorlar ve bir sonraki toplantıya hazırlanıyorlar falan. Dolayısıyla benim gördüğüm, herkesi mutlu edecek bir ideal seviyede süreçler yürümüyor olabilir. Fikir birliktelikleri, iş birlikleri ideal seviyede olmayabilir. Ama gerekli seviyeyi çoktan yakaladılar. Ve geriye de bir şey kalmadı yani. Artık neyi duymak istiyorlarsa, yani hükümet programı tamam, milletvekili konusunda işbirliği yapma kararı aldılar. Ortak Cumhurbaşkanının ismini belirlemek üzere çalışmayı başlattılar. Yol haritası tamam. Bunlar topluma duyurulacağı tarih de belli. Dolayısıyla da yani bırakalım da bu etkinliği gerçekleştirebilmek için bir 10-15 gün ellerinde süre olsun yani. Hemen çıkıp dün akşam hükümet programımız bu, açıklıyoruz diye açıklama yapmalarını beklemiyorduk herhalde. Çünkü onu büyük bir şovla yapıyorlar. Bundan önceki diğer metinlerde olduğu gibi. O da bir iletişim değeri yaratıyorlar. Çok da güzel oluyor çünkü birkaç gün gündemimiz o oluyor. O etkinliği öncesi, esnası ve sonrasında büyük bir iletişim fırsatı yakalanıyor. Ben dolayısıyla dünkü toplantının en azından kişisel olarak benim beklentilerimi karşıladığını söyleyebilirim. Ayrıca bugüne kadar bize vaat ettikleri, yani şunları şunları şu sırayla yapacağız dedikleri bütün işlerde yapmış olduklarını düşünüyorum. Evet, yani siz de zaten söylediniz, ne gelirse gelsin bir şekilde kulp bulmaya hazır. Her şekilde muhalefetin her hamlesini eleştirmeyi bir spor haline getirmiş birileri var. Onlar zaten hiçbir şekilde memnun olmuyorlar. Kaldı ki 6 ayrı partinin böyle bir çalışma yapması, böyle mutabakat sağlaması zaten halihazırda çok zor bir şey. Üstüne üstlük masa ha dağıl daha dağılacak hezeyanlarına cevaben ısrarla bir ortaklık, mutabakat vurgusu yapıldı. Ortak aday olacak, bir aday olacak, çoklu aday olmayacak dendi. Milletvekili listelerinde ortak liste
çalışması yapılacak dendi. Erken seçim konusunda ortak tavır alındı. Anayasa teklifi konusunda ortak tavır alındı. Bunlar oldukça zor. Ve hatta özellikle de bu tartışmaları taraf etmek için de ortaklığa özellikle vurgu yapıldığını düşünüyorum. Katılır mısınız? Doğru, doğru, doğru. Ve her seferinde şimdi bir hani içerik analizi yapacak vaktimiz olmadı ama biri oturup yapsa bu içerik analizi konusunda, iletişimciler severler bu işleri. Bir kısmı bunu çok yapmayı sever. Bir güzel sonuçlar da çıkar. Dünkü metni o içerik analizi tekniğiyle biri değerlendirecek olsa en fazla kullanılan, en sık kullanılan iki kelime çıkar muhtemelen. Biri uzlaşı, öbürü dayanışma. Şimdi bir şey söylüyor bize. Bu bir taraftan da o metni kaleme alan arkadaşların bilinçaltını gösteriyor. Yani uzlaşı kelimesi birden fazla defa kullanılıyor. Bir de dayanışma. Şimdi bu masanın ruhu bu zaten. Yani dayanışma halinde olacağız dediler. Çünkü başka türlü mevcut anayasal çerçeve içerisinde iktidar blokuyla mücadele etmelerine imkan yok. Rekabet etmelerine imkan yoktu. İkincisi de o masayı bir arada tutabilmenin tek yolu uzlaşıydı. Dolayısıyla son bir yıldır dayanışma ve uzlaşı kültürü, yeni bir dayanışma ve uzlaşı kültürü geliştirdiler. Şimdi biz bu zaten hep var. Bizim siyasetimiz açısından bu çok normal. Yani zaten çok partili sisteme geçtiğimiz günden beri böyle bir siyaset kültürü içerisinde yaşıyormuşuz gibi davranıyoruz. Yani böyle bir şey yok. O yüzden bu çok zor bir süreç. İlk kez deneyimleniyor. Her toplantı, her aşama aslında ilk kez deneyimlenen bir aşama. Bundan önce örneği yok yani. Bundan önce hiç kimse bir anayasa metnini ortaklaşa oturup yazmadı bugüne kadar. İlk kez bu yazıldı. Bundan önce daha önce 6 parti bir araya gelip bir ortak cumhurbaşkanı adayı belirlemedi. Bundan önce 6 parti bir araya gelip farklı seçim çevrelerinde hangi işbirliği senaryosuyla seçime gitmeliyiz ki maksimum sayıda milletvekili çıkaralımı konuşmadı ve burada partiler maksimum sayıda milletvekili çıkarsın diye de uğraşmıyorlar. İttifak toplamda maksimum milletvekili çıkarsın diye uğraşacaklar. Niye? Çünkü önlerinde bir hedef var. 360 gibi. Şimdi dolayısıyla her aşama çok yeni. Hele 6 parti bir araya gelip bugüne kadar asla ortak bir hükümet programı açıklamadılar. Ortak hükümet programları, koalisyonları ne zaman açıklanıyordu? Seçim oluyordu, bitiyordu. Seçim sonuçları elimizde oluyordu. Ondan sonra partiler bir araya gelip üçlü ya da dörtlü, en çok benim hatırladığım üçlü koalisyonları hatırlıyorum. Dışarıdan dördüncünün destek verdiği falan. Bir koalisyon metni ortaya çıkıyordu ama seçimden aylarca öncesinde oturup 6 partinin Türkiye meselelerine nasıl bakıyoruz şeklinde bir ortak metin hazırlaması, bunların tamamı ilk kez yaşanan şeyler. O yüzden bu burada kritik faktör bence o dayanışma ve uzlaşı halinin, tutumunun devam ediyor olup olmadığı. O ikisi olduğu sürece çıkan bütün sorunları çözme yeteneklerinin olduğunu gördük zaten bugüne kadar. Kaç kere sorun yaşandı. Ama bu iki mekanizma, yani uzlaşı mekanizması ve dayanışma ihtiyacı, bu sorunların üstesinden gelinmesini sağladı. Ben geriye kalan bu son birkaç adımında yine bu kültür iyi kullanıldığında, ki bunu güçlü biçimde vurguluyorlar, dedim ya kaç yerde saymadım ama uzlaşı ya da tam bir uzlaşıyla, tam bir dayanışma göstererek falan şeklinde ifadeler var. Bu ikisi elde olduğu sürece bence çekinecek bir şey yok. Zaten sürecin normal yürümeyeceği, böyle dikensiz gül bahçesi olmadığı, farklı fikirlerin ortaya çıktığını falan biliyoruz. Yani bir televizyon programına iki kişi katılıyoruz, hiçbir konuda anlaşamıyoruz yani. Bu insanlar 6 aydır, bir yıldır 6 ayrı parti her konuda uzlaşı sağlayabiliyorlar. Bu bence inanılmaz performans. Yani benim hayal ettiğimin ötesinde bir şey var, uyum var masada. Bu benim gördüğüm, bu memleket meseleleriyle ilgili sorumluluk duygusundan kaynaklanıyor. Açıdan da bütün liderleri hakikaten samimi biçimde tebrik ediyorum. Yani orada hangimiz olsak biz bugüne kadar sinirlerimizi kontrol edemeyip ben sizinle anlaşamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın diyebilirdik. Ama o sorumlulukla o insanlar bunu demediler. Çok konforlu bir şey. Yani sizinle anlaşamıyoruz kusura bakmayın deyip partisinin içerisinde kendi yankı odasında konuşup onun üzerinden bir siyaset dili geliştirmek çok konforlu bir şey. Size kimse itiraz da etmiyor zaten.
Herkes sizi alkışlıyor falan. Öbür türlü her seferinde 6 partilik düşünmek zorundasınız her cümlenizde falan. Bu inanılmaz zor bir iş yani. Ama bunu yaptılar. O yüzden ben kendi adıma bütün liderleri masada oturan çok takdir ediyorum. Son olarak şuna bakalım İbrahim Bey, isterseniz. Sabah Halk TV'de Ahmet Davutoğlu konuştu, bilmem denk geldiniz mi? 6 liderden birisi Cumhurbaşkanı adayı olursa 5 lider başkan yardımcısı olacak mı sorusuna cevaben bu konuyu netleştirdik diyor. İster içeriden ister dışarıdan olsun Cumhurbaşkanı, genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır. Ve kurumsal olarak Cumhurbaşkanı ve yardımcıların bir ortak süreçle Cumhurbaşkanı ve yardımcıların ağırlıklı olduğu bir yapı halinde karar verdik, konuyu netleştirdik diyor. Yani daha doğrusu açıklanacak, 30 Ocak'ta açıklanacak geçiş süreci, yol haritası ve ortak hükümet programına dair ipuçları gelmeye başladı. İlk önce Evet, Ahmet Davutoğlu doğru. söylemiş oldu. Doğru. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, imza yetkisi genel başkanları? Birkaç cümleyle alalım. Şimdi önemli olan bu uzlaşının sağlanmasıydı. Şimdi dedim ya burada sihirli formül o aslında uzlaşı. Şimdi uzlaşı sağlanmış görünüyor. Zaten açıklanacağını duyurdular. Orada yasal yetkiler var. Yani Cumhurbaşkanı yetki devredebiliyor, birini belli konularda yetkili kılabiliyor falan. Yani dolayısıyla ya da seçildikten sonra bazı konularda yeni yasal düzenlemelerle bu yetkiler yoksa bile ihdas edilebilir. Bunların hepsi sonunda uzlaşıyla yapılabilecek şeyler. Cumhurbaşkanının atama yetkilerini diyelim ki bazı Amerika'da olduğu gibi Cumhurbaşkanından alıp bazı yetkilerini parlamentoya da devredebilirsiniz. Olamaz mı? Yapılır, olur yani. Sonunda bu partilerin uzlaşmasına bağlı. Dolayısıyla biz yani bu mevcut durum asla değişmeyecek ve bunun içerisinde çalışmak zorundalar. Nasıl çalışacaklar? Yok bu olmaz abi kriz çıkacak falan diye bekliyoruz. Şimdi böyle bir şey yok. Zaten bu anayasal sistemi komple değiştirmeyi hedefliyor bu partiler. Dolayısıyla öncesinde bir iki yani Cumhurbaşkanı yetkilerine dair hızlı revizyonlar yapamazlar mı? Yaparlar. Parlamento istediği zaman bu anayasa değişikliklerini gerçekleştirebilir. Bunu nasıl yapacakları konusunda uzlaşmalarıydı önemli olan. Bunu daha şimdiden yapmışlar. Bu uzlaşı şimdiden sağlanmış ve topluma da taahhüt edecekler. Yani biz seçimi kazanırsak hemen gelir gelmez şu düzenlemeleri yapacağız ve bu şekilde o parlamenter sisteme geçinceye kadar ülkeyi yöneteceğiz diyecekler. Şimdi 30 Ocak'ta bunu göreceğiz. Rasyonel mi? Yapılabilir mi? Yasal değişiklikler mi gerekiyor bunun için yoksa anayasayı mı değiştirmek gerekiyor? Onları orada göreceğiz. Ama nasıl yöneteceklerine dair uzlaşı sağlandıktan sonra bunun yasal çerçevesini yapabilecek imkanı zaten seçimi kazanırsa bulacaklar. Ben bu tür revizyonların yapılmasına muhalefet, o dönemdeki muhalefet partilerinin itiraz edeceğini de düşünmüyorum. Çok rahatlıkla yani Cumhurbaşkanı benim bazı yetkilerimi alın kardeşim. Mesela ben aklıma eseni büyükelçi, vali, bakan ya da ne bileyim işte bir kurumun genel başkanı falan yapamayayım, genel müdür yapamayayım. Bunu Amerikan başkanında olduğu gibi parlamentoya sorayım. Ben önereyim parlamento bunu onaylasın dese parlamento hayır biz istemiyoruz mu diyecek yani. Dolayısıyla hani partiler uzlaştıktan sonra şu anki sistemde revizyonlar yapılır ve o öngörülen yeni model neyse onunla ülke yönetilir. Önemli olan burada uzlaşı işte. Bunu benim gördüğüm siyasetimizde uzlaşı kültürü olmadığı için kanaat önderleri de bu kültüre uzaklar ve bir idrak etmekte zorlanıyorlar. Hayır olmaz, niye olmasın? Yani uzlaştıktan sonra değiştiriyorsunuz ve yapıyorsunuz yani iki parti uzlaştı ve 50 yıllık, 70 yıllık parlamenter sistem geleneğimizi tersine döndürdüler yani. Olabiliyor bunlar. Şimdi bunların da yeniden sistemi dönüştürme iddiası var ve bunu nasıl yapacaklarını ve yeni sistemin nasıl olacağını da şeffaf bir biçimde bize yeterince süre önceden duyuruyorlar. Ha ben bu önerdiğiniz modeli beğenmedim diyebilir mi biri? Diyebilir tabii ki yani. O da o zaman yeni parti kurar ya da başka bir parti bulur kendisine başka bir yönetim modeli öneren. Onu destekler. Yani yapacak bir şey yok. Sonunda demokrasi böyle bir oyun. Zaten yani kötü niyetli olduğundan şüphelendiğimiz artık bir eleştiri biçimi haline geldi. İbrahim Bey, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Sağ olun. Altılı Masa'nın dünkü toplantısını ve toplantıda alınan kararları İbrahim Uslu ile konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.